Lig Başkan Yardımcıların, İl Yöneticilerin, ilçe başkanların. AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi. Tarihi Mehmet Paşa Bedesteni'nde düzenlenen bayramlaşma törenine AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, AK Partili belediye başkanları ve partililer katıldı. Kıymetli AK Parti ailesi. Özdağ konuşmasında partililere seslenerek eski yeni ayrı gayrı kim varsa tekrar bir araya gelelim çağrısında bulundu. Gölgen kayboldu gönlüm dolunca, güzeli sevmek boylu boyunca, sizde bir türlü bizde bir türlü diyelim. Gelin önce aşiretimizi toparlayalım. Gelin AK Partililer olarak Manisa'da birbirimizi sevelim. Dedikodu yapmayalım, gıybet etmeyelim ve de şunun bunun adam olmak yerine AK Parti'nin mensupları olmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olmaktan daha büyük bir şerefi kabul etmeyelim kardeşim. Manisa'da geçmiş yerel seçimlerde istenilen sonuçların alınamamasının nedenlerine değinen Özdağ, seçimler için birlik çağrısı yaptı. AK Parti burada %46-47 oy aldı 2011'de. 2014'te %36 oy alarak, yani %11 oy kaybederek belediyeyi kaybetti, büyükşehir kaybetti. Ondan önce de 2009'da belediyeyi kaybetti. Adaylarda kusur bulabiliriz. Herkes kendisinde bir kusur arasın. Acaba ben ne kadar çalıştım, ne kadar samimi AK Partiliydim, ben ne kadar ahlaklıydım, ben ne kadar inançla, samimi olarak burada dava için, AK Parti için çalıştım. Ahmet Mehmet'e kızabilirsiniz. Genel merkez buna da yapmış. Çalışacağız. Ötesi var mı? Yok. O halde gelin burada şimdi yapacağımız iş AK Parti'nin aşiretini toparlamak. Bütün arkadaşlarımızı toparlamak, birlikte hedefe yürümek. İkinci olarak biz AK Parti'nin oylarını çoğaltalım. CHP'den, MHP'den, Saadet Partisi'nden, Büyük Birlik Partisi'nden, HDP'ye giden Müslüman Kürtlerden ve Demokrat Kürtlerden oy alalım. Eğer 2019 seçimlerini alamazsak burada, vallahi de, billahi de, tallahi de Manisa'da siyaset yapmanın hiçbir anlamı kalmaz. Kalır mı? Büyükşehir aldığı zaman adam 5 katrilyona hükmediyor. 5 katrilyon. Ve Manisa ondan soruluyor. Özdağ ayrıca Manisa'nın bakan çıkaramamasının nedeninin parti içindeki bölünmeler olduğunu vurguladı. Biz Ege bölgesinin en başarılı şehriyiz. 80 bin oy artışı yaptık. Niye Denizli'nin bir bakanı gidiyor, bir bakanı geliyor, İzmir'in bir bakanı gidiyor, bir bakanı geliyor da Manisa'nın bir bakanı gidip bir bakanı niye gelmiyor? Neden gelmiyor? Şundan dolayı gelmiyor kardeşlerim. Biz kendi içimizde çok fazla birbirimizle uğraşıyoruz. Çok fazla. Ben Recai Bey'i övmüyorum, Murat'ı övmüyorum, Uğur'u övmüyorum, İsmail Bilal'i övmüyorum, onlar da beni övmüyor. Ahmet'i Mehmet'i övmüyorum. Birbirimizi övelim ya, ne olur sanki. Dilimiz mi eskir? Eskimez. Birbirimizi severim. Gelin şu oyları çoğaltalım.